Arkadaşlar selamlar. Bugün size matematikten korkan, ödevlerini yapamayan birçok kişiyi ilgilendirecek harika bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Matematik problemlerinizi arkadaşlar telefonunuza kitabınızdan veya defterinizden fotoğraf çekerek soruyu buraya aktarabiliyorsunuz. Ya da problemi kendiniz yazabiliyorsunuz bu şekilde. Ve yazı tanıma, sayı tanıma gayet güzel. Bakın benim yazım çarpık çubuk olmasına rağmen program gayet güzel bir şekilde tanıyıp problemi çözebiliyor. Ya da isterseniz kendi üzerindeki editörü kullanarak da birçok problem yazabiliyorsunuz buraya. Ama en kolayı tabii ki soruyu tarayarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Program birçok farklı türdeki soruyu çözebiliyor. İşte limit, türev, integral çözümleri yapıyor. Birçok farklı türdeki denklemleri çözebiliyor. Ben test için LGS sorularını yaptım arkadaşlar ve gayet güzel bir şekilde çözebiliyor. Hemen şimdi deneyelim. Şuradan çizime geçelim arkadaşlar. Şimdi az önce basit bir denklem yaptık, gördünüz. 2 artı 3'ü yaptık. Ben basit bir şekilde rasyonel sayıların da nasıl yapacağını merak ettim arkadaşlar. Şöyle rastgele bir tane problem yazalım rasyonel sayılarla ve 1,83 olarak hesapladı. Testini yapalım arkadaşlar. 3, 2 çarpı 4'ten 8, 11 bölü 6'dan cevabımız 1,83. Şöyle güzel bir tarafı daha var bunun. Çözüm yöntemini bize gösteriyor arkadaşlar. Nasıl çözdüğünü. Şurada bakın. 2 ve 3 sayılarının en küçük ortak katı 6 sayısıdır. Yani payda eşitleme yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3 artı 8 bölü 6'dan cevabımız 11 bölü 6 olarak çıkıyor. Bunu çarpanlarına da ayırıyor bize. Çözüm yöntemleri arasında sunuyor. Hemen bir başka probleme bakalım. Biraz daha zorlaştıralım. Yani ben böyle şey oldum arkadaşlar, inanamadım yani telefonun böyle bir problem çözebilmesine. Bir determinant sorusu çözdüğüm dedim. Hemen bir determinant yazdım arkadaşlar. Şimdi bunun sonucunun ne olması lazım? 2 çarpı 2, 4 eksi 2 çarpı 1, 2'den cevabımız 2 olması lazım. Hemen bakalım. Evet. Determinant çözümümüzü de hemen yaptı. Bakın matrisin determinantını bulun. Determinant A çarpı D eksi B çarpı C'den cevabımızı 2 olarak çıkardı. Hatta şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. LGS, geçmiş yıllarda çıkmış olan LGS sorularını çözdürdüm. Bakın örnek bir tane LGS sorusu yazdım buraya ve program bunu anında çözdü var. Birkaç saniye sürdü yani çözmesi. Çözüm adımlarına bakalım. Payda eşitleme yaptı. Önce üst tarafı çözdü. Sonra alt taraf parantez içini çözdü. Yine payda eşitleme yaptı. Gördüğünüz gibi sade bir hale dönüştürdü. Ve çözümünü getirdi. Bu basit oldu dedim. Biraz daha zor bir problem yazdım. Burada x'imiz 110 vermişti soruda, y'yi 223 vermişti arkadaşlar. Hemen program denklemi bu hale getirdi. 110'u yazdığımızda 111 oluyor. 223'ü yazdığımızda 222 oluyor. 111 bölü 222'den 1 bölü 2 oluyor içerisi. 1 bölü 2'nin karesini de artık hesaplayabiliriz herhalde. Üslü sayılarla devam ettim. Farklı bir denklem yazdım. Ve bunda 10 üzeri olduğu için bakın şurada hemen çözüm yöntemini de yazıyor aşağıda. Üstleri topluyor ilk başta. 10 üzeri 14 dedi. Bakın. Sonra 10 üzeri 12'leri sadeleştirdi. Bakın birbirini götürür. 10 üzeri 12'leri sadeleştirdi. 10 üzeri 2 kaldı yukarıda. 2 ile 3'ü çarptı. 6 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2'yi ayırdı. Uzun halini yazdı. 600 bölü 5'ten de cevabımızı 120 olarak buldu. Evet arkadaşlar.
Şurada bakın test bölümü var. Daha önceden yazdığınız sorularla ilgili size örnek sorular çıkartıyor arkadaşlar. Yani buna benzer ben mesela integral sorusu yaptım. 2 adet integral testi yaptım. Bana 3'er soruluk 2 adet test çıkardı. Ve kendimi test ettim. Aslında ben programı test etmek istemiştim ama o beni test etti. Hemen şuradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de yazdığınız sorulara benzer sorular çıkarıyor bakın burada. Ben şuradan çözdüm. İntegral. Test hazır mısınız? 5 soruluk. Başlatıyorum. 2 bölü x dx'in integralini soruyor bana. Nedir arkadaşlar? 2 ln x. Kontrol et diyorum. Doğru. Arka tarafta kendisi çözüyor şu anda. Ve cevabını getiriyor. Buraya koyuyor. Beni test ediyor aslında ama ben onu test ediyorum. Nedir? 3 ln x. 4 ln x. Evet, çok farklı soru çeşitleriyle arkadaşlar kendinizi burada geliştirebilirsiniz. Yapamadığınız sorular varsa tara bölümünden, telefonunuzdan tara bölümünden, hemen kameradan buraya aktarabiliyorsunuz arkadaşlar soruları ve programa çözdürebiliyorsunuz. Şurada bakın editörü kullanarak yapalım. Bir adet de editörü kullanarak yapalım bir soru. Ne diyelim? Mesela logaritma 10 tabanında logaritma 1'in bana cevabını versin. Nedir? 0'dır. Program gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben daha böyle zor soruların testini yaptım. Şurada az önce gösterdim. Geçmişi sildim ben ama bu video çekeceğim diye. Daha zor soruların testini yaptım ve program gerçekten harika çalışıyor. Artık matematikten korkmayacaksınız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela 12 üzeri 2 nedir? 144'tü cevabı. Otomatik getirdi zaten. Aşağıya koydu ben eşittir yazmadan bile. Artık matematikten korkmayacaksınız. Evet. Az önce koydu. Eşittir koyunca ben orasını bozdu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya fazladan bir tane basamak açtım herhalde. O yüzden hata verdi bana. Microsoft'un matematik problemleri çözücü uygulaması arkadaşlar. Bunu Google Play'den ya da iOS'tan indirebiliyorsunuz. Program arkadaşlar program bakın kağıt üzerinde yaptığınız gibi ekrana matematik denklemi yazabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi adım adım çözümleri gösteriyor. Ne tarz problemler destekliyor? Temelde aritmetik, reel, karmaşık sayılar, EBOB, ECO, faktörler, faktöriyel soruları. Evet testini yaptım arkadaşlar. Karmaşık faktöriyel soruları yazdım. Çözdü. Karekök soruları yazdım arkadaşlar. Gayet güzel çözdü. Ortaokul matematiğinde kökler, üstler, kesirler, matrisler, determinantlar. Lise matematiğinde ikinci dereceden denklemler. Denklemler sistemi, eşitsizlikler tamamını çözüyor arkadaşlar. Hiçbir problem kaçırmıyor. Az önce yazdığım gibi. Eğer yanlış basamak yazarsanız bunu tanıyorum ben ama diyor çözemiyorum diyor. Çünkü yazarken ben yanlış yazdım. İstatistikler bu istatistikleri hesaplıyor arkadaşlar. Ortalama, medyan, mod, standart sapma bu tarz şeyleri yapabiliyor. Program gayet güzel arkadaşlar. Gayet başarılı. Microsoft'a bunun için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.